Assalomu alaykum. Agentlik maktablari 9 sınıf o'quvchilari uchun berilgan imtihon variantlarini eshitishda davom qilamiz. 19-chi mavzuga yetib keldik. Demak, vektorlar mavzusi. Ajoyib savollar berilgan ekan. Demak, odatdagidek 12-ta. Demak, batafsil yechishga harakat qilamiz. Kanalını ve videonu demek kollab kuvvetlab koyuşunuzu sorab kalamız. Birinci mesele. Bu mesele toplamdan alıngan. Çünkü toplamda var. Evvel toplamda geçip ötken köpçülük. Demek A nokta. AB A'sı vektörlerinin modulu 4 eken ve AB plus A'sının ham modulu 4 eken. Bu bir gene halette buluşu mümkün. Mesela AB vektör mene şunluyum olsa A'sı vektör demek mene şunluyum olsa AB vektör A'sı vektör mene AB modulu 4 A'sı modulu 4 AB plus A'sı bilemiz ki paralelogram kaydası boyunca demek AB plus A'sı vektör mana şu iki vektör hisobiga kurulgan paralelogramning diagonali bo'ladi. Yani mana şu paralelogramning diagonali bo'ladi. Ya'ni mana shu. Demak, mana shu vektor AB plus AC vektor. Ya'ni mana shuni yozib qo'yamiz. AB plus AC deb. Va buning ham moduli 4 bo'lishi uchun mana bu yer 60 gradus, mana bu yer ham 60 gradus bo'lishi shart va zarur, ya'ni yagona mana shunday holatdagina bu shartlar bajariladi. Ya'ni diagonali tomonlariga teng bo'lgan romb. Ana shu holatda. Demak, endi CB vektorini modulini toping deyilgan. S bu vektör mana o'tkazib qo'yamiz. Mana S bu vektör. Mana. Bunu demek modulu bilemiz ki 4 4 ul orasida 120 gradus burchak bo'lsa, demek 4 ildizasi 3 ga teng bo'ladi. Ya'ni S bu vektörün modulu 4 ildizasi 3. Mana kosinus teoremasidan topsadan bo'ladi yoki bu yerini doğru burçak kılıp demek doğru burçak, üç burçak mı? Sinus, kosinus mu? Tangens mi? Nimadirlarni kollab yana tapış mümkün. İş kılıp usulü köp. Demek o ahırgi netice 4 yıldızası 3 beraber. Devam kılamız. İkinci mesele. Bu yerde vektorlarga kurulgan paralelogram diagonallarining uzunliklari yig'indisini toping deyilgan. Bir paralelogram chizsak. Demak, qandaydir paralelogram. Demak, uning bir tomoni A bo'lsin, ikkinchi tomoni esa bu vektordan iborat bo'lsin. Mana shunday. A va B'ni uchini yani başını bir noktaya koysak. O halde demek topşimiz gerek bo'lgan diagonalları uzunlukları kanday bo'ladi degan savol. Hazır A bunu paralelogram kaydası boyunca koşsak mana şu vektörge teng bo'ladi. Yani mana şu vektör A vektör plus B vektörge teng. Demek A vektör plus B B vektörünü birer D1 vektör desek, bunun koordinataları 4 ke 4. Şimdi, demek bunu D1 vektör deyip bilgiledik.
Endi ikkinchi diagonalni o'tkazsak. Mana bu diagonal. Bu diagonalni D2 deb belgilaylik. D2 vektor deb. Bu holda A vektoriga D2 vektorini qo'shsak, B vektor hosil bo'ladi uchburchak qoidasi bo'yicha. Bundan kelib chiqadiki, D2 vektor. B vektordan A vektorini ayirganimizga teng. Bu holda D2 vektor teng bo'ladi. Mana B'dan A'ni ayırsak, minus 2'ye 2. Demek koordinatlar mana şimdi. Endi uzunlukları yığındısını topin deyilgen. Demek bundan kelip çıkadı ki D2 vektörünün modulu 2 yıldızası 2. D1 vektörünün modulu ise mana 4 4 bolsa 4 yıldızası 2 boladı. Bu holda bulanın yığındısı 2 yıldızası 2 plus 4 yıldızası 2 teng 6 yıldızası 2. Üçüncü mesele. A bu vektorların modulları verilgen. A bu vektor arasındaki burçak 60 gradus. Kâinin kandaki kıymatta mana şu ve A vektorlar perpendiküler boladı. Bilemiz ki kandaydır. İki de vektör. X bilen Y perpendiküler bosa bundan kelip çıkadı ki X bilen Y'nin köpeytmesi yani skaler köpeytmesi 0 getin. Bu holda A vektörünü demek A plus K köpeytirilgen bu vektörünü köpeytiremiz A'ya. Mana şu 0 buluş gerek. Şimdi kaustanı açıp çıkalımız. A vektörünün modulunun kvadratı plus K köpeytirilgen A vektör köpeytirilgen B vektör. Mana şu 0 getirin. A vektörünün modulunun kvadratı demek 4'nin kvadratı. Plus K köpeytirilgen. Şimdi A bilen B'nin skaler köpeytmesini tapışımız gerek. Mana bir yerde aytılgan A, B vektorlar arasındaki burçak 60 gradus demek. İki vektör arasındaki burçak formülasına koyamız. Şimdi alfada bir yazıp oturmayın. Doğrudan doğru 60 deyimiz. Çünkü bu formülanı hemen biledi. Demek A vektör, B vektör. Mahrajda A'nın modulu, B'nin modulu. Demek kosinüs 60'da 1 taksim 2. Mana bunu oranına koysak. A vektör köpeytirilgen B vektör teng boladı. Demek ikisini bu tarafa köpeytirsek 4 köpeytirilgen 3. Yani bunu onlara 4, bunu onlara 3 koyduk. Mahrajda 2. Demek 6. Mana bir yere 6 koyalımız. Teng 0. Bu halda K minus 16 taksım 6. Yani minus 8 taksım 3 ekeni yani kep çıkadı. To'rtinchi masala. EM'in o'zaro perpendikular birlik vektorlar ekan. Demek EM vektor perpendikular N vektor ekan. Ve M vektorning ham modulu N vektorning ham modulu 1'ga teng ekan. Endi shu vektorning uzunligini toping deyilgan. Demek A vektorining modulu teng 2m plus n vektorinin modulu. Bu ham ildizasta da bunu kvadratı buladı. 2m plus n'nin kvadratı. Bu ise 4 köpeytirilgen demek m vektorinin modulunun kvadratı plus 4 m vektor n vektor plus n vektorinin modulunun kvadratı. Bu demek 1'ye teng bo'lgani uchun kvadratı ham 1. Demek 4 köpeytirilgen 1 plus 4 köpeytirilgen. Endi m n'ni köpeytmasini topish kerak. Mana bu yerda. İkisi perpendiküler deyilgen. Bilemiz ki m bilan m perpendiküler bo'lsa, uni köpeytmesi skalar köpeytmesi 0'ga teng. Demek mana bu yere 0 koyamız. Plus n vektörünün modulu 1'ye teng kvadratı ham 1. Bu halda bu ildiz astı 5 çıktı.
Demek mana bu 3 vektör uzara arasında burçaklar berilgen, modullar berilgen, uçalasının yığındısının uzunluğunu topin. Yani A vektör plus B vektör plus S vektörünün modulu. Bu ildiz astıda A vektör, B vektör, S vektörünün yığındısının kvadratı getin. Bu ham ildiz astıda A vektörünün modulunun kvadratı, B vektörünün modulunun kvadratı, S vektörünün modulunun kvadratı plus 2 AB plus mana shu yerda xo'p BS plus 2 SA mana shunga teng. Endi biz bularning qiymatlarini bilamiz. Ildiz ostida A'ni modul 3, demak 3'nin kvadratı, B'ni modulu 5. 5'nin kvadratı, S'nin modulu 8, 8'nin kvadratı. Ana endi plus 2 A vektör köpaytirilgan B vektör. A, B. Bu ikisi perpendiküler bo'lgani uchun köpaytmasi 0'ga teng. Demak 0 plus 2 köpaytirilgan. Endi B'si. B vektör köpaytirilgan S vektör. Demek B'nin modulu, S'nin modulu köpaytirilgen kosinus ikisi arasındaki burçak. Bu bilen su arasındaki burçak 60 gradus değilgen. Demek B'nin modulu 5, S'nin modulu 8, 40 boladı. Mana bu 1 taksim 2 bilen 20 çıkardı. Demek mana 1'e 20 koyamız. 2 köpaytirilgen S, köpaytirilgen A. S vektör, A vektör. Mana orasidagi burchak berilgan, mana bu yerdagidek qilamiz. Demak, S vektorining modulu, A vektorining modulu, kosinus ikkisi orasidagi burchak mana pi taqsim 3. Ya'ni 60 gradus. Endi S bilan A'ni ko'paytmasi 15, 60 dan 1 taqsim 2, demak 7,5 bo'ladi. Mana bu yerga 7,5 qo'yamiz. Endi buni hisoblasak bo'ldi. Demek mana bu 25, 9 bilen 34 bo'ldi. Mana bu 64 bilen 98. Mana bu 40, 138. Mana bu 15 bilen 153. Demek eğer yanlış gitmegen bulsam, iltizası da 153 bo'ldi. Oltinchi masala. Mana shu nuqtalarda bo'lgan mana shu 4 burchakning diagonallari orasidagi burchakni toping. Demak, endi buni taxminan belgilay beramiz. O nuqta, M nuqta, qandaydir P nuqta va Q nuqta. Demak, diagonallari OP ve MK. Şimdi vektör kıladigan bulsak, iki vektör arasındaki burçak formülasından faydalanış mümkün. Demek bizge O, P vektör gerek. Bunun için P'nin koordinatalardan O'nin koordinatalarını ayıramız. 0'ge 2. Şimdi MK vektör. K'nin koordinatalardan M'nin koordinatalarını ayıramız. Demek minus 2'ye 0. Endi iki vektör arasındaki burçak formülasına koyamız. Demek kosinus, mana şurada burçak ne? Alfa deysek alfa, teng bo'ladi ikkisini skalar köpaytmas. Demek minus 2 köpaytirilgan 0 plus 0 köpaytirilgan 2. Mahrajda demek bunun modulu 2'ye teng. Modul koyu şart emas çünkü 2'nin özü bunun modulu ham 2'ye teng. Şimdi aslında bunu yazı şart emas edi çünkü sürat 0.
Elbette modullar nölden farklı kendi Kürt demek nöl. Bundan gelip çıkardı ki kosinüs alfa nöl bosa alfa 90 gradus. Yani bu ikisinin bu iki diagonal arasındaki burçek 90 gradus ya ki bu iki diagonal perpendiküler iken. Yettinchi masala. Mana shu vektorlar perpendikulyar bo'lsa, BC birlik vektorlar orasidagi burchakni toping. Demak, B vektor S vektor birlik ekan bular. Bu ikisi perpendikulyar bo'lsa, yuqorida aytganimizdek, ikki vektor. Demak, perpendikulyar bo'lsa, ular orasidagi, ularning skalar ko'paytmasi 0 bo'ladi. Mana shundan foydalanamiz. Demak, S minus 2B ko'paytirilgan 4B plus 5S teng 0. Demak, 4B S plus 5S'nin kvadratı minus 8B'nin kvadratı minus 10B S. Endi 5 ko'paytirilgan S vektorining moduli 1 edi, demak 1 minus 8 ko'paytirilgan B'nin ham moduli 1, demak kvadrati ham 1. Bu bilan bu minus 6 B demak S bo'ladi. Teng mana bu yerdagidek 0. Demak bu minus 3 taraf o'tirsak 3. Demak bundan kelib chiqadiki B vektor S vektor ko'paytmasi minus 1 taqsim 2. Endi iki vektor orasidagi burchak formulasini yozsak. Ya'ni shaklini o'zgartirib yozsak. B vektorining moduli S vektorining moduli kosinus ular arasidagi burchak. Demak, mana bu. Shartda aytilgan 1, bu ham 1. Demak, bu kosinus alfani o'ziga teng. Va B sini ko'paytmasi mana bu yerda keltirib chiqardik, minus 1 taqsim 2. Bundan kelib chiqadiki, alfa 120 gradus. Ya'ni B va S birlik vektorlar orasidagi burchak 120 gradus ekan. Mana bu masala vektorlar berilgan. S vektor mana shuning bo'lsa T plus demak K plus T'ni toping. Demak K'ni A'ga ko'paytirsak. Demak, minus 2'ye 1. Ya ki S vektör minus 2'ye 1. Teng bo'ladi. K'ni A'ga ko'paytirsak. Demak, minus K 3K. Demak, K A vektör deb. Minus K 3K. Endi TB plus TB vektör. Demek mana bularni T'ga ko'paytiramiz. T bilan 2T. Endi vektorlarni qo'shish qoidasiga asosan minus 2 teng bo'ladi minus K plus T'ga. 1 teng bo'ladi 3K plus 2T'ga. Mana shu yerdan K bilan T'ni aniqlasak bo'ldi. Bunu 3'ga ko'paytirib qo'shadigan bo'lsak, bu tarafta minus 5. Mana bu K'lar 0 bo'lib ketadi. 5 T hosil bo'ladi. Bundan T teng minus 1 ekanini topish mumkin. Va T teng minus 1 bo'lsa, mana bu yerdan minus 1. K teng 1 ekani kelib chiqadi. Bu holda K plus T teng. Demek
Nol. Demek A bu vektör arası değil burçak 90 gradus. Demek A bilen B'nin küp etmesi 0 iken. Çünkü arası değil burçak 90 gradus bu ise skalar küp etme 0. A plus B ve A plus 2 bu vektörlerinin skalar küp etmesini topin. Yazalımız A plus B. A plus 2 B. Köpəltirsək A vektorunun modulunun kvadratı plus 2 A vektor B vektor plus yana A vektor B vektor plus 2 B vektorunun modulunun kvadratı. A vektorunun modulu 4 deyip verilgen. 4'nin kvadratı plus 3 A vektor B vektor plus 2 küp etirilgen bu vektörünün modulu 6 deyilgen. Demek 6'nın kvadratı. Bilemiz ki vektörler arası de burçak 90. Mena 0 kilitirip çıkarıp koyduğumuz. Mena bu 0. Demek 16 plus 72. Demek 88 eken. Demek netice 88. Yani A, B, A minus bu vektörlerin modulları verilgen. A ve bu vektörlerin skalar köpeltmesini topin. Yani bundan faydalansak. A vektör minus B vektör degenimiz. Bu teng boladı. Yıldız astı da A vektör minus B vektörünü kaos kvadratı. Bu ham yıldız astı da A vektörünün kvadratı minus 2AB plus B vektörünün kvadratı. Şimdi bunu oranına 8 koyalımız. Kvadratı minus. Bunu uzun yazıp duramız. 2AB deyip plus B vektör 6. Demek 6'nın kvadratı. Yıldız astı da. Mene şu şartta aytılgene deyik 8 getik. Şimdi kvadratı aşırsak. 8'in kvadratı 2 a b plus 6'nın kvadratı değil 8'in kvadratı. Bu bilen bu ixçamlanıp gitse demek a b degenimiz 18 iken iki çıkadı. Çünkü 36 2'ye bulsak 18. Demek a köpeytirilgen bu teng 18. Mana A bo'lsa 3 burchakda 10 nuqta medianlar kesişim nuqtasi bo'lsa, mana shuning nimaga teng deyilgan. Qandaydir 3 burchak chizib olamiz. Va uning medianalarini o'tkazamiz taxminan endi. Demak, bu bilan bu teng. Bu bilen bu teng. Bu bilen bu teng. Median keşken nokta O deyilgen. Bana bir A, bir B, bir S bosun. O A vektör. Bana O A. Demek bana bu vektör. Bana bir de. O B. Demek O bu vektör. Bana bir de bosun. Şimdi bu yabam koyardık şunu. Yani o bu vektör. Yani bir de o a vektör yedi. Yani bir de ise o s vektör. O s vektör. Nimaga teng deyilgen. Dastlab o a bilen o b'ni qo'shadigan bo'lsak. Bu ikisinin başı bir noktada. Yani o a plus O, B. Dastlab mana shuni hisoblasak. İkisinin başı bir noktada. Demek paralelogram qoidasi bo'yicha qo'shamiz. U holda. Mana bu yerda paralelogramga to'ldirib olamiz.
Mana shunday. Va natijaviy vektor mana bu yerda bo'ladi. Mana shu vektor. OA plus OB. Qandaydir bir Q nuqta desak, demak bu OQ ga teng. Endi mana shu OQ ga OS ni qo'shishimiz kerak. OQ plus OS. Bilamizki medianlar kesiş nuqtasida uchidan boshlab hisoblaganda 2 bölü 1 nisbatda bo'linadi. Ya'ni mana bu tomoni uzunligi 2x bo'lsa, mana bu yer x bo'ladi. Endi mana bu Q B O A paralelogram bo'lgani uchun diagonallar kesiş nuqtasida teng 2 ga bo'linadi. Ya'ni mana bu yer ham x. Bundan kelib chiqadiki mana bu OQ bilan OS vektorlar modullari teng, lekin qarama-qarshi yo'nalgan. Demak yozamiz OQ va OS. Demak modullari teng va qarama qarshi yo'nalgan. Demak bu ikkisining yig'indisi 0 ga teng. Demak natija 0. Va oxirgi masala. Mana vektorlar berilgan. Agar S va D vektorlar perpendikular va mana shuning bo'lsa buni toping. Demak S bilan D perpendikular ekan. Bundan kelib chiqadiki S ko'paytirilgan D teng 0. Demak mana shundan foydalanamiz. 2a plus 3b 2a minus 3b teng 0, ya'ni s ko'paytirilganda teng mana bu yerdagidek 0. Bu demak kvadrat ayirmasi formulasiga tushadi. Demak 4a vektorining modulining kvadrati demak 9 b vektorining kvadrati 0. A'ning moduli berilgan 5, 9 ko'paytirilgan bu vektorning modulining kvadrat teng 0. Bu yerdan endi tenglamani yechadigan bo'lsak, bu vektorning moduli bu 25, bu 100. Demak 100 taqsim 9. Demak, shu bilan yakunlaymiz. E'tiboringiz uchun rahmat. Bizni kuzatishda davom eting. Qo'llab-quvvatlashni unutmang.